Arkadaşlar hepinize merhaba, Mert ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Solidworks üzerinden bir anahtarlık çizip 3D printer'da baskımızı alacağız. Benim çizdiğim anahtarlık ekranda görüyorsunuz. Yani sıfırdan çizim yapmak yerine aşama aşamına çizimi size göstereceğim. Çünkü eğer basma imkanınız varsa, bu konulara meraklıysanız kendi özgürlüğünüze bırakmak istiyorum sizlere. Hemen videoma başlıyorum. Çizimimi düzenledim. Ben 40 mm çapında bir dairemi çizdim. Ardından buna 5 mm ve et kalınlığı verdim arkadaşlar. Şimdi bu kesme ekstrüsyonlarda burada ağzımı, gözlerimi yaptım anahtarlığımı. İlk başta buradaki çizdiğim 40 mm'lik çapı buran objeye dönüştürdüm. Ardından 3 nokta yayımı aldım. Birinci noktam, ikinci noktam ve üçüncü noktam olarak ayarladım. Bu yayım çıktıktan sonra CTRL'e basılı olarak bu iki çizgiyi seçtim. Dedim ki bunlar birbirine eş merkezli. Eş merkezli aynı noktaya geldi ve radius 15 mm radius'umu vermiş oldum yarıçapıma. Ardından gene 3 nokta yayımı aldım. Birinci noktam, ikinci noktam ve üçüncü noktamdan da bunu bıraktım. Dedim ki bunun da radius 35. Ardından daire komutunu aldım. 2 tane daire çizdim, çap ikilik ve çizdikten sonra şu yaylarıma teğet yaptım. 2 tane dairemi 4 noktadan ve ardından ağzımı oluşturmuş oldum. Ağız bölgemi oluşturmuş olduktan sonra gözlerime geldim. Ama ben gözleri altıgen yaptım. Altıgenden daire çapı 7 ve 4 mm mesafesi var. Aşağıdan da eksen uzaklığı 8 mm ve bunu aynaladım ve kesme işlemini yaptım. Ardından anahtarlığımın takılı olduğu kenar var. Anahtarlığımın takılı olduğu kenarı da göstereyim hemen size. Halkanın takılacağı. Şöyle bir çizim yaptım. Tabi arka düzlemden yaptım bunu. Bir daha şöyle gösterelim. Radius 3 mm, çap 2,5 mm, 5 mm, 5 mm uzunluğunda. Ayarladıktan sonra bunu da ben 2,5 mm katı oluşturdum. İçeriye doğru gördüğünüz üzere. Ve son bir işlem daha yaptım. Şuradaki gözlerime radius kırdım. Direkt şuraya dik bakalım. Şuradan da göstereyim. Buradaki radius'um da birer milimetre. 6 köşe noktam burada, 6 köşe noktam burada, toplamda 12 köşe noktası olarak radius kırmış oldum. Benim anahtarlığım bu. Yani basit bir anahtarlık olsun istedim. Fazla videoyu uzun da tutmak istemiyorum çünkü daha sonra 3D printer'e tekrardan geçeceğiz. Bildiğiniz üzere bir ufak bir hatırlatma geçmek istiyorum. Solidworks eğitimlerimiz zaten kaldığı yerden devam ediyor. Instagram'da anket yaparak ilerliyoruz. Hangi programdan hangi konuda video gelsin diye gene anketlerimiz devam ediyor. Sizlerin doğrultusunda video atmaya çalışıyorum. CATIA ile NX ile ilgili çok istek vardı. CATIA eğitim serimizde başladık ve videolarımız hazır, mevcut. Sırasıyla atıyoruz ve NX ile ilgili ilgi ve alakanın olduğunu görüyorum. Birçok soru da geliyor. NX ile ilgili de video gelecek. Boyuna vuran cevaplamış olayım. Çünkü videolarım hazır. Zamanla sıra hepsini atmaya çalışıyorum. Bunun yanında yepyeni bir aşamaya giriş yapmak istedik. Bu aşamada bizim 3D printer. Bununla ilgili bir vlog videosu çektim zaten. İlk baskımı alırken de sizlere şahit olmasını istemiştim. O da YouTube kanalımda mevcut. Instagram kanalımdan beni, Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Orada birçok eğitim içeriğimizle alakalı, yazıcılarımızla alakalı bilgiler verilmekte. Ardından YouTube kanalıma da abone olursanız sevinirim. Çünkü desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Şimdi ben anahtarlığımı çizdim. Bunu normal bir şekilde kaydediyorum. Ardından farklı kaydetten STL data şeklinde masa üstüne kaydediyorum. Buraya da anahtarlık diye yazalım. Onayla dedim. Kaydet dedim. Kaydetti. Şimdi masa üstüme geliyorum. Kaydettiğim en son dosya burada. Elego. Şura programım açık. Şimdi buraya çizimi atmadan önce, yani STL datamı atmadan önce sizle ufak bir bilgi vermek istiyorum burayla alakalı. Ve ilerleyen zamanlarda zaten birçok video geldikçe bununla ilgili sırf sadece 20-25 dakikalık bir eğitim videosu hazırlayacağım. Bilgilendirme videosu. Zor değil. Yazıcı zor değil. Sadece basmak gerekiyor arkadaşlar yani. Baskı almak gerekiyor. Buradaki ayarları baskı yaparak deniyorsunuz. Bir yerde hata oluyor. Destektir, dolgudur. Öyle yaparak ilerliyorsunuz. Ama ben size anlatacağım ama bu videoda değil, ilerleyen videoda anlatacağım. Sadece şöyle üstünkörü anlatmak istiyorum. Şurası benim yazıcımın olduğu program. Yani alan. Şöyle öyle söyleyeyim size. Yazıcımın olduğu alan. Yine şöyle benim görünümde var. Aynı Solidworks'ta CATIA'da olduğu gibi istediğim yönden bakabiliyorum. Perspektifte bakabiliyorum. Mouse'umun sağ tuşu döndürüyor. Orta tekerleği taşıma yapıyor. Ve ileri geri yaptığı zaman da yakınlaştırmamı sağlıyor. Ön izleme görüntülü bölümü var. Burada ayarlar falan var. Bu ayarları zaten şimdi şöyle göstereyim. Anahtarlık klasörümü sürekli bırak yöntemiyle bıraktım. Gerekirse buradan dosya, yeni proje dersiniz veyahut da dosya aç dersiniz, öyle açar. Şimdi benim parçam 17 dakika içerisinde basıyormuş bunu. Ama böyle basmasını istemiyorum, yani böyle basmak biraz zor. Parçaya bir kere tıkladım. Sol tık yaptım. Burada benim ne söyleyeyim size, komutlarım var. Bu komutlarım şu, benim mesela X'te ne kadar öteleyeceğimi gösteriyor. Bu Y'de, Z'de kaç milimetre havaya kalacağımı gösteriyor. Misal veyahut da aşağı gömeceğimi gösteriyor. Ama bunlarla ilgili işiniz olmuyor genelde. Yani direkt parçaya bir kere tık yaptıktan sonra istediğiniz yere götürebiliyorsunuz parçayı. Daha sonra buradan da sıfırlayabilirsiniz yani. 0-0 yaparsınız, merkeze gelir. Parçaya bir kere daha tıkladım. Burada benim büyütme, küçültme komutlarım var. Ölçeklendirmeyi tuttur, ölçeklendirmeyi aynı yap tarzında. Buradan da değer, yani %100 değil %50 oranında küçült derim mesela. Sadece oranda küçültüyor. Ama dediğim gibi bunlara sadece göz aşinalığınız olsun diye yapıyorum. Çünkü ileride bunları bununla ilgili sırf bir video çekeceğiz. Bununla ilgili döndürme. Burada aynı şekilde döndürmeyi yapabiliyorum. Bakın şu an 90 derece ama 90 derece yere gömdüm. Şuraya dikkat ederseniz arkadaşlar iyi olur. Şurası havada kalırsa eğer güzel bir yüz alamayacaksınız. 180 dereceye ayarlayalım. Şundan bahsediyorum bakın. Zaten şurada şimdi sağ tıkla aşağı doğru baktığınız zaman benim burada desteğe ihtiyacım var diyor. Ama ben bu desteği ortadan kaldırmak için, destek atmamak için daha sonra o desteği çıkarmam lazım çünkü. Bakın kırmızı bir alan kalmadı parçamda. Çünkü burası da zaten yere yazıcımın alt tablasına yapışmış oldu. Burası uzatma ile alakalı, kısaltma ile alakalı dilimleme yapıyorsunuz sonra. CTRL Z ile geri alalım. Burada destek olarak yazdır, çakışma yerini değiştir, çakışmaları destekleme gibi birçok ayrım mevcut. Bunları dediğim gibi baskı yaptıkça sizlerle anlatacağız. Parçama bir kere daha tıkladım. Burada modellerim var. Küp mü olsun, custom ben de ayarlayabilirim gibi. Ama bunlar genelde kullandığımız komutlar değil. Temel aşamada kullandığımız komutlar değil. Bakın parçam bir anda 9 dakikaya düştü. Gerekirse şuradan biraz parçamı ben küçültebilirim, ölçeklendirme. Ölçeklendirmeyi tuttur diyeyim. Bu yüzlük sınırı 90. %90 oranında her yeri küçült dedim. Otomatik dilimleri 7 dakikaya düştü. Ön izlemeye geldim. Ön izlemede şimdi şuradan şöyle aşamalarım var. İlk başta yapacağı bana aşamaları gösteriyor. İlk başta ben burada izleyebiliyorum. İlk başta kenarı bana atıyor. Bir sınır belli ediyor. Bu sınır aslında bunun yapmasının amacı. Arkadaşlar bizim filamentte kopukluk olur, başka bir şey olur gibi. Yani bir tur atıyor, ardından onu sağlıyor. Yani kopukluk giderilsin diye. Bakın iki çizgiyi attı. Daha sonra esas parçama geçmeye başladı. Yani dediğim gibi şunun amacı tabiri caizse filamentte kopukluk varsa, ısınmayan bölge varsa, çapak tarzı bir şey varsa onu atması için. İlk aşamada komple böyle basıyor, temeli oluşturuyor. Dolguları görüyor musunuz? Bakın destekleri attı. Gitti 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 gitti. Sonra üstünü kapadı ve son aşamaya getirdi. Yani burada bizim 0.2 zaten istediğimiz ayarlar bunlar. Buradaki dolgu ayarı kendinize değiştirebilirsiniz. Şimdi demek istediğimi çok yanılacaksınız. Bakın burası. Şimdi bir daha 30'a çıkartalım. Biraz daha değişmekte. Desteğe gerek yok. Çünkü desteklik bir şeyim yok. Daha sonra buradan böyle komple ilerliyor aradaki şeyler. Yani yapıştırma, tablo yapıştırma şuradaki alanı biraz daha arttırıyor. Bakın. Yani gerekli mi gerekli değil mi parçaya göre ayarlarsınız. Fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Buradan daha çok ayarlarım var. Bunların hepsine spesifik parçalar basarken ayarlayacağız. Şu an 7 dakikada oldu diyor. Şimdi ben bunu burada save as tft ile diyorum ve diyorum ki bunu G-code dosyası olarak masa üstüne kaydet. Evet arkadaşlar, parçamızı basıma hazır hale getirdik. Şimdi sizlerle birlikte burada videoyu durduracak, diğer videoya geçeceğim. Yazıcıyı açacağız, ısıtacağız. USB'nin içine datamızı atacağız ve baskı işlemimiz başlayacak. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Tasarladık ve şimdi bu parçamızı yazıcıdan çıkardığımız USB ile USB'nin içine atacağız ve tasarımımıza, baskımıza başlayacağız. Hemen USB'mi takıyorum. USB'mi taktım. Ve gelen dosyada taramadan devam et dedim. Modellerin içine girdim ve bunu anahtarlığı içine sürükle bırak yöntemiyle bıraktım. Tekrardan parçamı açtım. Şimdi USB'mi tekrardan çıkartıyorum. Evet, çıkarabildim. Şimdi tekrardan USB'me yazıcıma takıyorum ve yazıcımın arkada olan tuşuna bastığım an yazıcım benim için açılmış bir vaziyette çalışmaya başlıyor. Şimdi bu ekranda biraz beklememiz gerekiyor. Şimdi benim yazıcım açıldı arkadaşlar. En başta yapmam gereken, ben kendi şahsim olarak söyleyeyim, ben ışıkları açıyorum. Yani çünkü baskıya başlamadan unutuyorum. Settings'e girdim. Buradan light kontrolden 2 tane ışığımı aktif hale getirdim. Şimdi tekrardan bunlardan çıktım. Dedim ki yazıcımı şimdi ilk açılışta ısıtmam lazım benim. Prepare kısmına girdim. Şurada temp'e girdim. Temp'i seçiyorum. Benim kullandığım şu an filament PLA. Otomatik olarak PLA'yı seçtiğim an yazıcım çalışmaya başladı. Yani kendini ısıtmaya başladı. 205 dereceye gelmesi lazım. Şurada dereceyi görüyorsunuz. Bir önceki vlog videomda onları size anlatmıştım. Şimdi yazıcım 205 dereceye geldiği an filamentimi sensörden geçireceğim. Hatta filamentimi sensörden geçireyim. Filamentimi elime aldım. Şurada sensörün orada delik var. Delikten aşağı geçirdiğim an bakın geçtiğine dair ışık yanıyor. Şimdi aşağıya doğru uzattım, çektim. Burada nuzul kafam var. Filamentimi şuradaki delikten geçireceğim. Ama delikten geçirirken bu tırnağa basmam lazım. Tırnağa bastıktan sonra filamentimi içeriden geçiriyorum. İçeriden geçirdikten sonra filamentimi biraz bastırıyorum. Buradaki nuzulda akma işlemini gerçekleştirmem lazım. Çünkü nuzulun içinde kaldı mı kalmadı mı filament onu bilmiyorum. Eridiğini görmem lazım. Sıcaklığım 200 dereceye geldi. 205 derece olduğunda filamentimi takacağım. Evet. Şimdi filamentimi nuzulun kafasına takacağım. Bunu buradan geçirip şuradan geçirip bu tırnağa bastırarak filamentimi aşağı indireceğim arkadaşlar. Ama şimdilik benim bu videoyu durdurmam lazım. Hemen devam edeceğim. Evet arkadaşlar, filamentimi taktım buradaki tırnağa bastırarak. Elim burada tırnağa bastırırken bir yandan da elimi buradan ittirdim diğer elimle. Ve alttan filamentimin aktığını gördüm. Bu iyiye işaret, işaret tamam demektir. Şimdi ben buradan print'e geliyorum. Print'ten model ileri geliyorum. Attığım anahtarlık burada. Bunu seçiyorum. Diyor ki 7 dakikada basacağım ben diyor. Tamam diyorum. Confirm'den onaylıyorum. Şimdi yazıcı basmaya hazır hale geliyor. Şunu ucundan alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yazıcım gerekli ayarlamaları yapacak. Basma işlemine geçecek. Ben 7 dakikalık işlemi komple çekmeyi düşünüyorum. Nasıl hareketler yapıyor, nasıl ileri geri yapıyor izlemeniz adı altında. Amaç bir mantık oluşsun diye. Şimdi gerekli ayarlamalar yapılıyor. Yazıcım fanını çalıştırdı. Ekranda da gördüğünüz üzere yazılmak için, yani yazdırmak için hazırlanıyor. Biraz bekleyin diyor. Filamentimin ucunda şurada şey kaldı, onu alayım. Mezolumun ucunda filament diyorum, pardon. Gerekli ayarlamalar yapılıyor. Ekranım geldi. Diyor ki ben bu 7 dakikada basma işlemini yapacağım. Yazıcının hareketlerini izlemek için ben size komple video şimdi çekeceğim. Size iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, baskımızı almış olduk. Şimdi bu arada ben basmayı bitirdim diyor. Diyor ki ben return olarak geri dön. Şimdi sıcaklığım otomatik olarak düşecek. Otomatik olarak düştükten sonra 150 derecenin altına indiği an yazıcıyı kapatabilirsiniz. Ve buradaki filamenti çıkarmak için yazıcıyı soğumadan çıkartıp ardından 156 derecenin altına düşünce kapatabilirsiniz. Ben hemen şuradaki filamenti çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben filamentimi çıkardım. Filamenti çıkartırken gene buradaki mandala basıyorum bir elimle. Diğer elimle filamenti aşağı doğru ittiriyorum. Alttan filamentin aktığını gördükten sonra çıkartıyorum filamenti yukarıya doğru. Bunda çıkarmak için de soğumasını bekliyorum. Bunu çıkartırken de arkadaşlar, bu zaten benim oynar başlı mıknatısla, bu fazla kuvvet uygulamadığınız takdirde, aşırı bir kuvvet uygulamadığınız takdirde bu parça kırılmıyor. Bunu çıkarmak için de bir bu kenardan bir de bu kenardan tutarak kenarlara doğru, yani yukarı doğru esnetiyorsunuz. Bunu çatırdayarak zaten bu çıkmış oluyor. Hemen çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar, anahtarlığımı çıkardım. Dereceme bakıyorum. Derecem 120 dereceye kadar gelmiş. Ve gene açtığım yerden cihazımı kapatabilirim. Anahtarlığımız burada gördüğünüz üzere. Yazıcı kendimiz tasarladık. Yazıcıdan çıktığımızda aldık. Buraya bir tane kanca takıp anahtarlığımız artık kullanabilir vaziyette geldi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için herkese, hepinize teşekkür ediyorum.